geçen sene aldım diye iğrenç bir espri yapmayayım. Ama yeni yıla girmeden önce almıştım. Bir kısmını da son böyle birkaç günde aldım. Ama hepsi kış sezonu olduğu için, gerçi galiba mağazalar şu an yeni sezona geçiyor ama emin değilim. Hepsi kış sezonu olduğu için bu videoda hepsini göstermek istedim. İlk önce şuradan başlayayım. Bu gömleği ben yılbaşında giydim. Eğer Instagram'a beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür bunu üzerimde. Ama bu kadife kurdelesini takmamıştım o gün. Takmış mıydım yoksa? Hafızam adeta bir balık. Takmamıştım. Bu gömleğin böyle kolları şöyle detaylı. Ve benim en sevdiğim özelliği kadife bir detayının olması. Kadife bir kurdelesi var. Tamamen kapatıp buradan kurdele yapabiliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Arkası Night Zoom by Mert Aslan. Adil Işık'ta satılıyor. Ben pembe bir parça. Şu an kırmızı rujuma ne kadar iğrenç görünebildiğini tahmin edebiliyorum. Ben bu pembe gömleği Muda'dan aldım. Ben yeni yılda böyle yapmam, yemem, giymem dediğim şeyleri yapmaya, yemeye, giymeye karar verdim. Bu da onlardan biri. Ama ben bunun pembesini çok sevdim. Çünkü bence evet biraz var bir pembesi ama içinde bir soğukluk ve solukluk var. Onu çok sevdim. Bir de böyle önden cepleri olmasını çok sevdim. Birazcık daha böyle çok hanım hanımcık duran bir gömlek değil bence. Ben bunu siyah yüksek bel şortun içine sokarak ya da siyah yüksek bel kotun içine sokarak giyerim gibi düşünmüştüm alırken. Henüz giymedim ama giyeceğim. Bir kadife parça daha. Gerçekten eğer kusarsam kadife kusacağım, onu biliyorum. Niye böyle iğrenç bir örnek var? Bu çok koyu yeşil, siyah yakın. Şu an ekranda nasıl görünüyor hiç bilmiyorum ama çok koyu yeşil. Böyle yana döndüğünde biraz daha yeşil görünen, uzaktan bakıldığında siyah görünen. Yarım boğazlı, yarım kollu kadife bir bluz. Ben bunu Zara'da TRF bölümünden almıştım. O yüzden fiyatı uygun da yanlış hatırlamıyorsam. Evet 50 lira. Henüz giymedim. Ben bunu yılbaşı döneminde giyerim demiştim. Ama fırsat olmadı maalesef. Başka bir şeyler giydim hep. Direkt böyle yeni yılı, yılbaşı ağacını falan hatırlatmıştı bana alırken. Böyle saçımın renginle bu rengi çok beğeniyorum ben birlikte. Moda'dan bu bej rengi V yakalı trikoyu aldım. Bunun trikosu gerçekten çok kaliteli. Böyle ince ama çok yumuşak bir kumaşı var. Böyle kenarlarında şu tarz detaylar var. Önündeki V yakasını ben çok sevdim. Çok açık da değil. O yüzden çok rahat edebiliyorum giydiğimde. Öyle eğildiğinde falan çok fazla açılmıyor. Çok sevdiğim bir triko oldu. Tam benim tarzım bir şey de. Tamam bunu her şeyle giyerim. En sevdiğim parçalardan bir tanesi bu oldu bu alışverişte. Ben bunu Mango'nun geçenlerde girdiği %50 indirimden aldım. 100 liradan 50 liraya düşmüştü. Çok net hatırlıyorum. Bu böyle resmen bir kar kazağı. Kara benziyor bence. Beyaz krem gibi yarım boğazlı çok güzel bir kazak. Bu yünmüş. Ben bunu geçenlerde inanılmaz kar yağdığı bir gün giydim. Ve hayatımda bu kadar sıcak tutan bir şey giymemiştim. Böyle bir şey olamaz. Üzerinde montla geziyormuşum gibi. Çok acayip bir kazak gerçekten. Hayatımda bu kadar sıcak tutan bir şey giymedim. Ben bu triko elbiseyi alalı çok uzun zaman oluyor ama bir türlü giyemedim. Aa burası ne olmuş? Zara'dan almıştım. Bu böyle V yakalı yarım kollu. Siyah bej kırçıllı. Uzun A kesim. Diz altında biten bir triko elbise. Beli dar böyle yapışarak iniyor ama aşağı doğru açılıyor. Çok şık bir elbise. Ben bunu çok beğenerek aldım. Ama ne zaman giymeye kalksam böyle mevsime uyduramadım ben bunu. Çünkü altında çorapla olmuyor. Çorapsız çok soğuk. Kısa kollu falan böyle olmadı. Yani bir türlü giyemedim ama mutlaka giyerim biliyorum. Tabii ki bir kadife parça daha. Bu da yılbaşında giydiğim kadife yüksek bel şortum. Ben bunu Mango'dan almıştım. Bu da indirimdeydi. Ben bunu çok fazla giyerim bu kış. Biliyorum zaten kadife aşkımı artık biliyorsunuzdur. Kadife benim en sevdiğim kumaş. Ve bu sezon geri dönmesine, her yerde olmasına inanılmaz sevindim. Zara'dan bu eteği almıştım bir zamanlar yine. Hala var ama yeni gördüm. Bu böyle triko gibi jarse karışık kumaşı olan, siyah üzerine lacivert parlak iplikler geçen bir etek. Bunun fiyatı 60 liraymış. Arkadan böyle ufak bir yırtmacı var. Üstü çok güzel oturuyor. Zaten daptar, yapışan bir etek. Yine uzun diz altı bir şey olduğu için şu an çorapsız çıkılamayacak kadar hava soğuk olduğu için henüz giyemedim. Moda'dan bu eteği aldım. İnternetten aldım ben bu eteği. O yüzden denemeden aldığım için haliyle bu kadar büyük olacağını asla tahmin etmiyorum. Çünkü X small 34 beden. Ama bu etek çok büyük ya. 38 beden gibi. Şu an belki anlayabiliyorsunuz ne kadar büyük, geniş göründüğünü. Ben bunun modeline ve rengine bayıldım. Buradan altın rengi fermuar var. Buradan da aynı şekilde ve daha fazla da açabiliyorsunuz. Zırhmanç yapabiliyorsunuz. Ama boyu da uzun bana. Ya böyle bir acayip durdu. Bayağı bir terzinin elinden geçmesi gerekiyor ama o zaman da ben şeye çok gıcık oluyorum. Bir şey alıyorsunuz, atıyorum indirimden alıyorsunuz. Sonra terziye onun yarısı kadar veya tam fiyatı kadar
para ödüyorsunuz. O olay benim hiç sevdiğim bir şey değil ama mecburen sanırım terzi yolu gözüktü bana. Bu kot ceketi aşık olarak aldım. Nereden aldım? Zara'nın erkek reyonundan aldım. Bedeni small, bana oldu. Çünkü çok büyük bir şey değil gördüğünüz gibi. Yani biraz büyük ama zaten büyük büyük durması gereken bir şey. Daptar olmaması gerekiyor. Bu inanılmaz sıcak tutan, sonbaharda veya ilkbaharda da giyilebilecek. Ama şimdi de böyle kapalı bir yere gidiyorsanız üzerinize alabileceğiniz bir şey bence. Çok istiyorum böyle bir ceket. Hani klasik bir ceket bu çünkü. Kot ceketin kışlık versiyonu. Kadife parçadan. Kadifenin bence en büyük handikapı çok fazla tozlanması ve yanınızda o iki adı satılan bantlı böyle döner şeylerle gezmek zorunda olmanız. Bu böyle bosbol, tam benim sevdiğim gibi hafif uzun olan bir ceket. Ben o gün bunu, içine o gömleği ve kadife şortu giymiştim. Ve kadife şortum tamamen kapatıyordu. Çünkü alttan göründüğünde güzel bir görüntü yaratmıyor. Tamamen kapatıyordu. Kollarında şöyle bir detay var. Hafif yukarı sıvanmış gibi duruyor kolları. Onu da çok sevdim ben. Bu da bu alışverişimdeki favori parçalarından. Oysho bir günlüğüne %20 indirime girmişti. Ben de o gün sabahtan gittim. Yani %20 indirim aslında çok büyük bir indirim değil. Ama yine de birazcık fark ediyor. Saten ve dantelli. Altı şort. Askılı. Takımı aldım. Sabahlığı vardı ama bedeni yaptı. Sabahlığı gerçekten çok güzeldi. Bunu benimle hazırlanan videolarda mutlaka görmüşsünüzdür. Çünkü sürekli üstünde bu var. Bu sabahlık, bu kuşağı şu an ben askının üzerine taktım. Uzun, tülden bir sabahlık. Böyle dantel kolları var. Kimono sabahlıklardan klasik. Çok beğenerek aldım bunu da. Birkaç tane daha bu tarz sabahlık almak istiyorum. Açık renk falan da. Ben bu simli renkli çorapları ASOS'tan aldım. Normalde tapşapta oluyor ama çok pahalı oluyor böyle 40-45 lira falan oluyor hatta. Ben 5 dolara aldım. Ben bunu pomponlu, üzeri pomponlu ASOS ayakkabılarımı aldım alışverişimde aldım. Tabii ki sadece çorap için shipping ödemem, o kadar delirmedim. İnce çorap üzerine puantiyeli olanı yılbaşında giymiştim. O kombinimin altına Instagram'da görmüşsünüzdür. Bu iki çorabı Calzedonia'dan aldım. Lacivert kadife elbiseli yılbaşı benimle hazırlanan videomda giymiştim. Bu da küçük filelerden oluşan bir file çorap. Büyük olanları ben çok fazla sevmiyorum ama bu küçük olanları çok seviyorum. Bir de ben uzun zamandır böyle bir file çorap istiyordum. Bu ışıklar beni bitiriyor. Kesin şu an parıl parıl parlıyorum. Neyse ki strobing diye bir trend var. Aksesuarlarda indirim vardı. Bu çanta 70 liraya düşmüştü. Bunun bordosu ve siyahı vardı ama ben bu rengini çok beğendim. Farklı bir şey olsun istedim zaten. Yani siyahlarım, bordolarım hep var. Mango'dan bu pomponlu tüylü kılaça aldım. Bunun bir tane böyle püskül tarzı bir şey vardı. Ben onu bayağı böyle kerpetenle söktüm ve çıkardım. Hiç beğenmemiştim onu. Ve böyle sıcacık şöyle sarılabiliyorsunuz. Böyle elinizde bir kedi varmış gibi kucağınızda. Bütün arkadaşlar evcil hayvanını getirmişsin yine diyor ama. Mango'dan bu çantayı aldım. İndirime girmeden bir gün önce ben bunu görmüştüm ve böyle fiyatı 170 lira falandı. Ve ertesi gün bakarken birkaç parça alışveriş yaparken bir baktım kasanın yanında bu çanta ve indirime girmiş çok daha uygun fiyata. Bu dokuyu çok seviyorum ben. Böyle içine telefonunuz sığıyor. İşte kredi kartı ve rujunuz sığar. Başka bir şey sığmaz. Başka da bir şeye gerek olmaz zaten geri çıkarken. Bunları Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. Çok fazla giydim ama hala var sanıyorum ki Zara'da. O yüzden göstermek istedim. Yumuşak deriden, çok yumuşak deriden ama hiç rahat olmayan botlar. Benim şu ana kadar kullandığım en yüksek bot sanırım. Böyle ben kalın topuklu botları çok fazla giyiyorum. En sevdiğim şey benim bot. Topuklu ayakkabı yerine topuklu bot giymeyi çok seviyorum ben bütün kıyafetlerin altına. Ama bu gerçekten çok yüksek. Topuklu ayakkabılarda da olur aynı şey. Çok fazla leylek gibi kalırsınız üzerinde. Bunlar da öyle botlar. O yüzden çok uzun yollar yürünecek botlar değil kesinlikle. Bir diğeri de bu altın renk sivri burun, sivri topuklu ama az topuklu olan Zara botlar. Bunu çok fazla sordunuz Instagram'da gördüğünüzde. Ben çok sevdim. Ben de çok farklı. Tam benim tarzım. Hani ben altın rengi böyle bir topuklu giyeceğime bot giymeyi tercih eden bir insanım çünkü. Yanlar dönerli bir bot. Zara'dan bu ayakkabıları aldım. Zara biliyorsunuz ki indirime girdi. İlk indirimde gerçi şu anda. O yüzden %30-%40 indirim var sanıyorum ki. Bunlar 120 liradan 100'e düşmüştü. Hiçbir şey fark etmiyor aslında ama ben bunu sezonda numarasını bulamamıştım. Çok acayip bir şekilde indirimde buldum. Bazen olabiliyor. Başka mağazalardan veya depolardan gelebiliyor indirim zamanı mağazalara ürünler. Bunlara çok benzerinin gümüş rengi var bende. Onları Zara'dan almıştım. Birkaç sene önceki Zara indirimimde. İlk alışveriş videom falan olabilir hatta. Bu videoda benim gösterdiklerimden sizde olan herhangi bir parça var mı? Varsa çok merak ediyorum. Ya da beğendiğiniz ve almayı düşündüğünüz bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.